Java'nın geleceğini ısrarla soran bir takipçimiz var. Java şu an lider. Yani yazılım alanının dünya çapında bahsettiğimiz, Türkiye'de değil, Türkiye'de önde olan başka yazılım. Ben tabii kendi gördüğüm şey, bu da tartışmaya açık bir konu bu arada. Yok liderdi değildi falan tartışmasına gireriz ama ben gördüğüm kadarını söyleyeyim. Herkes kendi görüşünü söyler, ona göre de bir şey çıkar tabii. Lider olduğunu kabul etmeyenler de herhalde çok kullanıldığını kabul ederler en azından. O konuda dürüst davranacaklarını düşünüyorum. Bir, bu kadar kullanılan bir dilin veya lider olan bir dilin kolay kolay inmesi mümkün değil. Yani çok fazla insan buna yatırım yapmış. Teknoloji yatırımları öyledir. Siz bir şeye teknoloji yatırımı yaptığınız zaman bakın arkasından neler gelir. Siz onunla ilgili lisans alırsınız. Onunla ilgili ürünlerin lisanslarını alırsınız. Direkt onun lisansı olmasa bile işte aldığınız bir veri tabanı, bir grafik arayüzü, bir plugin, bir şeyin lisansını almışsınızdır onunla ilgili. Siz onunla ilgili personel işe alırsınız. Değil mi? Yani Java bilen adam oluyorsunuz. Java şeyse, geleceğiyse. Siz onunla ilgili yatırım yapıyorsunuz bir sürü alanda. Proje uzmanınız onunla ilgili, işte bakımla ilgilenen insanlar onu biliyorlar. Onunla ilgili tecrübeleri var. İnsanlar bununla ilgili bilgi ediniyorlar, know-how ediniyorlar. Şimdi siz bunu değiştirdiniz. Başka bir teknoloji koydunuz yerine. Bu kadar adam işten atıp yerine yeni teknoloji bilen adamlar mı alacaksınız? Bu kadar lisans şeyiniz çöpe mi gidecek? Bu kadar şirketin bilgi birikimi boşa mı gidecek? Bir sürü şey var, tamam mı? Dolayısıyla teknoloji yatırımı ciddi yapılması gereken bir şey. Kararı ciddi verilen bir karar ve öyle kolay kolay değişen bir şey değil. Dolayısıyla şu an Java tamamen dünyanın en kötü dili bile olsa bir anda diyelim ki böyle bir şey oldu. Hani çok mümkün değil ama diyelim ki bu oldu. Firmaların bunu değiştirmesi bile ciddi bir vakit alacaktır. O yüzden bizim bilişim dünyası için hani 5 yıl uzun bir vadedir. Ama 5 yıl içinde kolay kolay Java'nın yok olacağını veya böyle çok ciddi bir düşüş yaşayacağını ben tahmin etmiyorum. Ki Java'da bu arada dünyanın en kötü yazılım dili değil. Yani her şeyi de kötü yapan bir şey. Adamlar da orada ciddi bir efor sarf ediyorlar ve iyi şeyler de yapıyorlar. Bir sürü yeni özellik de geldi. Yeni versiyonlarına yeni eklentileri de geliyor. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla Java şu anda önemli dillerden birisidir dünya için. Gelecekte de yani görebildiğimiz bu 5 yıllık gelecek ki bu uzun vadedir bizim bilişim dünyası için var olacak ve önemini yitirmeyecek dillerden birisidir. Ki şunu da söyleyebilirim size, herhangi yeni bir teknoloji geçtiğinde, alternatif bir teknoloji geçtiğinde eski teknolojiyi bilen insanlar bu alana geçiyorlar. Yani yazılım alanında kendini yetiştirmek isteyen, yatırım yapmak isteyen bir arkadaş şu anki en gözde olan dile yatırım yapmakta hiç çekinmesin. Çünkü o dil bir gün yok olursa, yerine yeni bir dil çıkarsa o dili bilenler Mars'tan gelmeyecek. Diğer dili bilen insanlar onu öğrenerek orada devam edecekler. Dolayısıyla dil bizim için araçtır. O konsepti öğren. Mesela oyun geliştirici bir arkadaşsa oyun geliştirmeyle ilgili kavramları, konseptleri veya mobil geliştirici bir arkadaşsa mobil geliştirmeyle ilgili kavramları, konseptleri öğrenecek ve o yeni dile geçildiğinde o konseptleri oraya taşıyacak sadece. Anlatabiliyor muyum? Oraya özel yeni şeyler de ekleyecek elbette ama sonuçta bir geçiş. Dolayısıyla bu yatırım yapmak amacıyla bir dil öğrenmek isteyen arkadaşlara tavsiyem en iyisine her zaman gidebilirler. En çok kullanılan, en çok hoşlarına gidene de gidebilirler. Çok önemli değil. Bir tanesini seçip devam edebilirler. Ve o mutlaka uzun vadede onlara bir fayda sağlayacaktır.